Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir alım videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar ekrandan da gördüğünüz gibi bugünkü alımımız Gaziantep Üniversitesi'nin personel alımının detaylarıyla ilgili olacaktır. Gaziantep Üniversitesi 2021 yılında da alımlar yapmıştı ve bunu yine kanalımızda yayınlamıştık, göstermiştik arkadaşlar. Hani istatistiksel açıdan şayet incelemek isterseniz hemen yukarıda çıkacak olan kutucuğa tıklayarak da daha önceki alımda kaç kişi almış, hangi verimlerden almış gibi noktalara bakabilirsiniz. Detaylara geçmeden önce de sizlerden ricam, hem bundan sonraki videolardan ilk siz haberdar olmanız açısından hem de naçizane kanalıma destek olmak açısından kanalına abone olup bildirim zilini açarsanız ben de memnun olurum arkadaşlar. Şimdi bu ilan metnini arkadaşlar üniversitenin ana sayfasına girdiğiniz zaman hemen aşağıda duyurular kısmı var. Burada zaten ilan kadro kısmına tıkladığınız zaman zaten sadece bir tane çıkıyor. Hemen buna tıkladığınız zaman bize ilk başta bir uyarı veriyor. Bu hatırlatmadan da gördüğümüz üzere 1 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında başvuru yapılabiliyor. Ve başvuru sırasında sizlerden KPSS sonuç belgesi, SGK hizmet dökümü, sertifika istenen pozisyonlar için gerekli belgeler, nüfus cüzdanı ve diploma ve fotokopisi veya beyanatını isteyebiliyorlar. Tabii ki bunu yine siz E-Devlet'ten edinebilirsiniz arkadaşlar. Hemen aşağıda da dosya doküman kısmında buraya tıkladığınız zaman hemen bizim karşımıza ilan metni çıkıyor arkadaşlar. Toplamda 22 kişilik bir alım mevcut. Sayısal olarak değerlendirdiğimizde aslında çok da kötü olmayan bir sayı bence. Çünkü yakın zamanda biliyorsunuz iki defa, hemen yaklaşık bir ay önce Sağlık Bakanlığı 10.000 kişilik ve 2021'in son aylarında da yine bir 20.000 kişilik bir alım yapmıştı. Bu alımları düşünecek olursak eldeki durumlara göre bence birçok sağlıkçı arkadaşımızda ekmek kapısı olacağını düşünüyorum. 22 kişilik bir sayı az değil bence. Tabi burada bir hatırlatma yapmak gerek. Dediğimiz gibi 2022 yılının da alımını yaptıkları için şahsım adına düşüncem odur ki bu yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı başka alım yapmayacaktır. O yüzden bu noktada artık sağlık mezunu arkadaşlarımızın bu beklenti içerisine girmemesi için en azından günümüz koşullarındaki ekonomik sıkıntılardan dolayı da bir ekmek kapısı olması açısından buraya başvurabilirler. Tabi 2023 yılının alımları ne zaman olacak, ne gibi şartlar olacak noktasında bunları şu an için maalesef değerlendiremiyoruz ama en azından önümüzdeki 6-7 ay içerisinde boş durmamak adına, çalışmak adına buralara başvurmaları bence makul görünüyor. Tabi burada şöyle bir dezavantaj da devreye giriyor. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı alımlar artık 3 artı 1 olarak alımı yaptığı için bir yıl sözleşmeli pozisyonlardan istifa etmemiş olmanız gerekmekte. Şayet bu şekilde bir durum düşünüyorsanız da bunu değerlendirmek tabii ki yine sizlere kalmış. Şimdi 22 kişilik alım yapıyor dedik. Bu alımların içerisinde dikkat ettiğimiz noktada özellikle diğer sağlık personeli adı altında ağız diş protez çalışan arkadaşlarımızın sayıca fazla olduğunu görmektedir. Bunun yanında yine 4 kişilik bir ATT ve 4 kişilik radyoloji teknisyeni alımı yapılacak. Yani toplamda 22 kişilik bir alım söz konusu. Başvuruda adanacak adaylar noktasında arkadaşlar tabii ki bütün alımlarda gerçekleştirilen 6-7 tane madde standart şekilde isteniyor. Buradaki farklı, diğer her zamankinden farklı olarak eklenen bir madde vardır ki o da C maddesinde daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenlerle kendi isteğiyle görevinden istifa edenler müracaatları kabul edilmeyecektir gibi bir madde var. Bunu biz daha önceki alımlarda hiç karşılaşmamıştık arkadaşlar. Buraya ekstra bir not olarak düşünmüş maalesef. Bu noktada daha önce Gaziantep Üniversitesi'nden istifa eden ya da üniversite tarafından sözleşmeli feshedilen arkadaşlar, bahane sebebi ne olursa olsun maalesef bu arkadaşlarımızın başvuruları kabul edilmeyeceğini belirtmişler. Başvuru şekline geldiğimiz zaman arkadaşlar başvurular üniversitenin personel daire işleri başkanlığında şahsen yapılacak. 15 Nisan
tarihine kadar demiştik. Kargo ve posta yoluyla yapılan müracaatlar bile geçersiz sayılacak. Bireysel anlamda bizzat kendiniz gidip görüşmeniz ve en başta saydığımız belgeleri vermeniz gerekmektedir. Belgeler nedir noktasına gelirsek, tekrar etmek gerekirse KPSS belgesi, SGK hizmet dökümü, sertifika istenen kadrolar için sertifikanız, nüfus cüzdanı, diploma veya mezun belgesi. Yanda da belirttiği gibi nüfus cüzdanı sureti ve diploma yine E-Devlet üzerinden edinebilirsiniz arkadaşlar. Başvuruların değerlendirilmesi noktasına geldiğimiz zaman da başvuru tarihinin bitiminden itibaren 15 iş günü içerisinde üniversitenin adresinden, web sitesi üzerinden yine yayınlanacak arkadaşlar. Yayınlandıktan sonra başvuruların, daha doğrusu kayıtların nasıl yapılacağına dair yine bir ilan metni yayınlanacaktır. Şu an için bu konuyla ilgili bir durum yok ama önemli olan şudur ki bir süre vermişler, 15 iş günü. Bu da 3 hafta demektir arkadaşlar. Hafta sonlarını çıkarırsak 3 haftalık bir süreçte sonuçlar açıklanacak. İlan metniyle ya da konuyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa personel daire işleri başkanının numarası burada verilmiş. Ben de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da herhangi bir kafanıza takılan bir konu varsa yine videonun yorum kısmına bırakırsanız tüm yorumlarınızı tek tek geri dönüş yaptığımı bilmenizi isterim. 2022 yılı için daha önce de belirtmiştim en son videoda, yaklaşık 45 gündür bir video çekememiştim. Yeni yeni tekrardan alımlarla beraber bunları sizlere aktarmaya başladım. Hatta bir arkadaşımızdan üniversite alımları hakkında, artık onları açıklamıyor musunuz ya da bu detaylar hakkında bilgi vermiyor musunuz gibi bir soru gelmişti. Bunu da yenilemek isterim arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte bütün üniversite alımlarından haberdar olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.